Durağan obje durağan kalacak. Hareketli obje hareketine devam edecektir. Newton'un birinci yasası. Tabii bir dış etken tarafından mevcut durumuna müdahale edilmezse. Uzaya gitme cüreti gösteren şu cesur adamlardan birini düşünün. Ah, onlara ne deniyordu Betty'cim? Astronot. Teşekkür ederim. Dünya atmosferinden çok ama çok uzaktaki uzay boşluğundaki bir astronotun bir top fırlatmasını hayal edin. O top düz bir çizgide ilerleyecektir. Ne yavaşlayacak ne de hızlanacaktır. Sonsuza dek hareketine devam edecektir. Fırlatıldığı andaki aynı hızla. Ta ki... Tabii ki elinde tenis raketi olan başka bir astronot tarafından topa vurulmazsa. Doğru dedin. Başka bir kuvvet topun durumunu değiştirmediği sürece top hiç durmadan hareketine devam edecektir. Mesela tenis raketli bir astronot, bir güneş rüzgarı ya da bir uzaylı hapşırı olmazsa... Peki dünyada fırlatılan top neden yavaşlıyor acaba? Çünkü havadaki sürtünme hızını azaltacaktır. Bu nedenle uzaydaki astronot örneğini seçtim. Uzay neredeyse tamamen boştur ve topu durduracak bir sürtünme yoktur. Şimdi, ikinci yasada açıkça belirtildiği gibi, hız uygulanan kuvvetin şiddetiyle orantılı olarak değişecektir. Eğer kuvvet büyükse, alışveriş arabası hızlanacak, çabucak en yüksek hızına ulaşacaktır. Ama kuvvet küçükse zar zor hareket edecektir. Hadi ama, bütün bu tantana bu yüzden miydi yoksa? Bunu herkes bilir zaten. Susar mısınız? Bunu dinlemek istiyorum. O kadar basit değil dostum. İkinci yasa bize şunu da açıklıyor. Bir kuvvetin yarattığı ivme cismin kütlesine, başka bir deyişle ağırlığına bağlıdır. Dolu bir alışveriş arabası kütlesinin büyük olmasından dolayı daha zor hareket edecektir ve ivmesi çok daha az olacaktır. Üçüncü yasa etki tepki ilkesi olarak da bilinir. Bu yasayla anlatılan şudur. Bir obje üzerine uygulanan her kuvvet ya da eylem kendisine eşit bir şiddete sahip ters yönde bir güçle, kuvvetle karşılaşacaktır. Bu tepki ilk hareketi başlatan etkene karşı uygulanacaktır. Örneğin bir kurbağa zıplamak istediğinde bacaklarıyla yeri itecektir ve yer kurbağanın zıplamasını sağlayan eşit miktarda bir karşı kuvvetle cevap verecektir.